6 yaşında bir çocuğun istismarının maalesef 13 yaşındayken yargıya intikal ettiği halde yargının gereğini yapmaması sebebiyle bu istismarın onlarca sene daha devam ettiğine şahit oluyoruz. Ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı davası. Hepimiz son 3 gündür Türkiye'de siyasetin yargı eliyle şekillendirilmeye çalışıldığını ve demokrasinin maalesef ki yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ya da Ankara'da devam eden amiraller davası. Şu anda o yargılama devam ediyor. Türkiye'de ifade özgürlüğünün yok edildiğine ilişkin onlarca örnek sayabiliriz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin boğazlar üzerindeki egemenliğinin teminatı ve bağımsızlığımızın teminatlarından olan Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni savundukları için bugün amiraller yargılanıyorlar. Bunlar gibi onlarca ifade hürriyeti hakkı ihlali maalesef ki yargı tarafından engellenmesi gerekirken yargının süreçte ihlalin tam da ortasında bulunduğunu görüyoruz. Mesleğimizi yapmaya çaba gösterirken önümüze çıkan en büyük engel hiç kuşku yok ki bağımsız ve tarafsız